Evet değerli izleyenler, Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağ için yaptığı hizmetleri anlatan bir program hazırladık bu hafta biliyorsunuz ve şu anda neredeyiz? Çok güzel bir soru. Ben hemen size nerede olduğumuzu şöyle hatırlatayım. Nurdağ Gaziantep istikametine giderken Nurdağ'ın girişinde çok tabiri caizse kötü bir koku geliyordu bilirsiniz. Bu civarlarda oturan, çevre ilçelerde oturanların hepsi bilir. Çok ağır bir koku geliyordu. Kanalizasyon kokusu geliyordu. Ve son 2 senedir bu koku yok oldu. Nasıl yok oldu? İşte tam da oradayız. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, benim adım Ökkeş Çiftçi. Gaski Nurdağ Atık Su Arıtma Tesisinin sorumlusuyum. Burayla... Bey, evet, burayı bize kısaca bir anlatır mısınız? Şöyle söylemekte tabiri caizse söyleyeyim. Gaski Nurdağ Atık Su Arıtma Tesisinin Nurdağ'ına yaptığı ve kazandırdığı işlemleri, buradaki yapılan işlemleri. Biz normalde buradaki yaptığımız işlem kanalizasyon suyunu alıyoruz. Nurdağ merkezindeki ve ilçelerdeki kanalizasyon suyunu alıyoruz ve temizlenmiş bir şekilde işlenme belli bir işlem sırasına koyarak temizlenmiş bir şekilde tekrar dereye deşarj ediyoruz. Karayiğit mevki dediğimiz bir deremiz vardır. O dereye deşarj ediyoruz. Buranın amacı ve tabii ki de ne yapılması gereken işlemleri mesela yaptığımız sıralamaya göre konuşmak gerekirse ileri biyolojik bir tesis, arıtma suyu atık su tesisiyiz. Burada bizim yaptığımız işin aslında çok mühim bir, Nurdağ için çok önemli bir yeri vardır. Bunun sebebi de şudur, Nurdağ'daki kötü kokunun, hastalığın ve tabiri caizse böyle şeylerin yani meydana gelmesini engellemek için yapılmış olan bir tesistir. Çünkü sonuçta atık suyun yani açığa çıktığında ne kadar pislik bir ortam oluşturduğunda ya da çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Biz burada çevremize ve doğamıza güzel, düzenli bir şekilde hizmet etmek için arıtma tesisinde çalışmakta bulunuyoruz. Peki Ökeş Bey, sevgili izleyenler şunu söylemeden geçmeyeceğim. Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağ halkı için yaptığı en büyük hizmet bence budur. Bence şahsım adına söylüyorum. Evet. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Tabii ki de. Katılıyorum. Çünkü sağlığımız olmadığı sürece hiçbir şeyin değeri kıymeti kalmıyor. Yani buranın da sağlığımız için çok büyük bir önemi olduğunun tekrar üstüne vurgulayarak söylemek istiyorum. Yani çünkü çevremiz, doğamız bir daha bu fırsatları, doğayı bize imkanları sunmaz. Biz de imkanımız varken doğanın temizliğini, çevrenin güzelliğini önem göstermemiz lazım. Onun için yatırım yapmamız lazım. Bu konuda belediye başkanımız Mehmet Yıldırır Bey'e de teşekkürlerimi, şükranlarımı borç biliyorum. Çünkü böyle bir tesisi Nurdağ'a kazandırmış bulunmakta. Vatandaşlarımıza böyle bir hizmet getirmiş bulunmakta. Çünkü böyle bir hizmetin olmaması demek, buradaki Nurdağ'daki kokunun, pisliğin ve bir sürü hastalığın türemesine ve yol açmasına sebep olacağını biliyoruz. Onun için Mehmet Bey'e gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olduğunuz, bizi aydınlattığınız için. Değerli izleyenler, Ökeş Bey'in söylemiş olduğu gibi bu tesis burada olmasaydı hastalık olurdu, koku olurdu ve yaşanmayacak bir Nurdağ olurdu. Onun için Mehmet Yıldırım Bey'e teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Gerçekten en büyük projesi de bu diyorum, altını da çiziyorum. Çünkü biz de mesela Antep'e veya başka illere gideceğimiz zaman buradan geçerken çok sıkılıyorduk. Onun için bu hizmet takdire şayan bir hizmet. Mehmet Yıldırım'a teşekkür ediyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım.